Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, sizin için yılın en önemli haftalarından birisindeyiz. Çünkü sizin burcunuzda dolunay meydana gelecek. Hafta başından itibaren ayın ışığı büyüyen fazla, parlak fazla olacak ve tabii ki üzerimizde duygusal, bedensel Zihinsel çok güçlü etkileri olacak. Pazartesi ve Salı Ay Terazi burcunda. Biraz içe dönük enerjiler var. Biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Kendinizle ilgilenmek istiyorsunuz. Bu tabii ki özellikle geçtiğimiz ayın konularını şöyle bir gözden geçirmek, bunları sindirmek, bunları şöyle bir e, detaylandırmak için size fırsat verebilir. Aslında bir kapanış dönemindeyiz. Bu kapanışla beraber artık yaşamınızda da bazı düzenlemeler yapmak istiyorsunuz. Sizin için ne gerekli ne gereksiz hayatınızda bunları ayıklamak istiyorsunuz. Bunlar için de bu içe dönüş, bu biraz yalnız kalma, bir tefekkür etme hafta başında çok faydalı olabilir. Çarşamba'dan itibaren ay artık akrep burcunda ilerleyecek. Bu da zaten dolunay'ın etkilerini güçlendiriyor. Tam dolunay anı perşembe günü 7 Mayıs'ta öğlen 13.45'te 17 derece akrep burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle doğum gününüz 4 10 Mayıs Kasım arası ise bireysel olarak güneşiniz etkileneceği için çok önemli. Yükselen burç derecenizde 17 derece ve yakınlarındaysa yine bireysel olarak çok önemli etkiler alabilirsiniz. Bu dolunayla beraber yaşamanızda sizi ilgilendiren kendinizle ilgili alanlarda önemli farkındalıklar söz konusu. Tabii ki dışarıdan nasıl görünüyorsunuz, nasıl algılanıyorsunuz bunlar da önemli. Çünkü bir anda siz bulunduğunuz ortamda, aile içerisinde, toplum içerisinde bir anda görünür hale gelip dikkat çekebilirsiniz Dolunay'da. Bu daha önceden yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçları da olabilir. Hak ettiğiniz bazı şeyleri de elde edebilirsiniz. Bir yandan tabii ki hassas olduğunuz bir dönemdesiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Ruhsal dengenize dikkat edin. Genel olarak sağlığınızla ilgili, eğer sizin bilmediğiniz, fark etmediğiniz bazı durumlar varsa, dolunay bunları açığa çıkarabilir. Yani bir şekilde artık bazı kendinizle ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ve sağlığınızla da ilgili ilgilenmeniz gereken bir süreç olabilir. Belki de şöyle bir kendinizi iyileştirme aşamasına gideceksiniz. Diyete başlayabilir, biraz kilo vermek isteyebilirsiniz. Bir arınma programı yapabilirsiniz. Bir şifa programı yapabilirsiniz. Bunlar tabi bedensel olabileceği gibi ruhsal dengemizi korumak için ruhsal manevi çalışmalar ya da zihinsel bazı terapi, arınma, şifa, bilinç dışına yönelik çalışmalar da olabilir. Tüm bunlara da odaklanabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizle ilgili önemli etkiler var. Gezegeniniz Mars kova burcunda. Enerjinizi aile konuları, yuva konuları, ev temalarına daha fazla odaklıyorsunuz. Mücadeleler de biraz daha aile temalarıyla ilgili olabilir. Bunların eşinizle evliliğinizle de bağlantıları olabilir. Özellikle Dolunay'ı takip eden günlerde e, Cuma'dan itibaren eşinizle belki bazı konuları konuşacaksınız, görüşeceksiniz, bazı kararlar alacaksınız. Bunlar aile üyelerinizle veya eşinizin yakınlarıyla ilgili olabilir. Ev alanlarınız, yaşam alanlarınızda yapmak istediğiniz düzenlemeler, değişimlerle ilgili olabilir. İşbirlikleriniz, ortaklıklarınız varsa eşinizle işbirliği içerisinde olduğunuz ortağınızla bazı çalışma planları ya da ticari faaliyetlerinizle ilgili önümüzdeki süreci şekillendirecek bazı adımlar. Bununla ilgili aldığınız bazı teklifler olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ya da sizin bazı teklifleriniz olabilir e, işbirliklerinde. Tüm bunlar gündeme geliyor. Karar verebileceğiniz istikrarlı adımlar atabileceğiniz, hatta bazı yasal anlaşmalar, sözleşmeler yapabileceğiniz bir dönemdeyiz. Bu dolunay ve dolunayı takip eden haftanın son günlerinde bu aşamalarda hayatınızda biraz daha istikrar getirebilir, belirsizlikleri ortadan kaldırabilir sevgili Akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.